Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden mitoz bölünmeyle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Mitoz bölünmenin özelliklerinden hangileri mayoz bölünme içinde söylenebilir demiş. Şimdi mitoz bölünme neydi? N, 2N, 3N kromozomlu hücreler mitoz geçiriyordu değil mi? N, 2N ve 3N geçirebiliyordu ve bir hücreden iki tane hücre meydana geliyordu. Kromozom sayısı aynıydı. Mesela en kromozomlu bir hücre geçiriyorsa burası da n eşittir 10'sa n eşittir 10, n eşittir 10 oluyordu. Yani kromozom sayısı değişmezdi. Bir hücreden iki tane hücre meydana gelirdi ve çeşitlilik olmazdı. Çeşitlilik olursa kesinlikle mutasyon vardır diye söylemiştik. Mayoz bölünmedi. Mayoz bölünme birbirini takip eden iki hücre bölünmesidir. Önce mayoz 1 geçirir, 2 tane olur. Sonra mayoz 2 geçirir, 4 tane hücre olur. Yani bir hücreden kromozom sayısı yarıya inmiş olan, 2n eşittir 20 ise n eşittir 10 olan, gördüğünüz gibi kromozom sayısı yarıya inmiş olan 4 tane hücre meydana gelmiş oluyor. Ve burada çeşitlilik vardır. Çünkü burada mayoz bölünmede crossing over dediğimiz olay söz konusudur diyeceğiz abicim. Şimdi bakıyoruz. Diyor ki bana, özelliklerinden hangileri mayoz bölünme içinde söylenebilir? Bakalım hangisi? Kromozom sayısını değiştirmemesi. Abicim, mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmezken mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyor. Gördüğünüz gibi kromozom sayısı değişiyor. Hangisi söylenebilir demiş. Bir ile olanı attım. O zaman 2 söylenebilir. Bölünme sonucu hücre sayısının artması, eyvallah, birinde 2 birinde 4 tane oluyor, artıyor. 3'e bakalım. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve onarımı sağlaması. Büyüme, gelişme ve onarımı sağlaması. Arkadaşlar bak, mitoz bölünme bizlerde mitoz bölünme geçirerek biz ne yapıyoruz? Büyümeye başlıyoruz, tamam mı? Yaralar çıkıyor. Mesela şuradaki yara mitoz bölünme sayesinde kapanıyor. Anladık mı? Yaraların onarılması, kırıkların onarılması, canlının büyümesi, bunlar hepsi mitoz olur. Mayoz bölünmeyle sadece yumurta ve sperm oluşturur. Bitti olay, bu kadar basittir. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Mayoz bölünmeyle ökaryotlar, yani bizlerde, gelişmiş canlılarda, çok hücreli canlılarda mayoz bölünmeyle sadece sperm ve yumurta meydana gelir. Şu 2N20 dediğimiz üreme ana hücresidir. Yani sperm ana hücresidir. Mayoz sonrasında sperm oluşur. Yumurta ana hücresidir. Yumurta oluşur. Anlaştık mı? Olay bu kadar basit. Mitoz bölünme ise ama yaraların onarılması, büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. Yani bu mayoz bölünmeyle sağlanmaz. Hangisi söylenebilir demiş? Sadece 2 söylenebilir. Bu da söylenmez. Doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıktı abicim. Alın size kromozomun yapısı. Bak, şurası kardeş kromatitler. Gördün mü? Kardeş kromatit. Şunlar iyi ipliği. Şu gördüğünüz gibi kinetokor. Yani bak, şurası kromozom. Tamam, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam, şöyle. Şurası sentromer. Şurası sentromer. Kardeş kromatitleri birbirine bağlayan yapıya sentromer denir. Sentromerin üzerinde şöyle kinetokor vardır. Bu kinetokorları sayesinde iyi ipliklerine tutunur. Olay bu kadar basittir. Yani 3 dediğimiz iyi ipliği olacak. Şurası gördüğün gibi. 2 numara dediğimiz kinetokor olacak. Zaten doğru cevap çıktı. 1 numara kardeş kromatit, diğeri de sentromer. Doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıktı, gördüğünüz üzere abicim. Kolay bir soru, öğretici bir soru. Artık kromozomların yapısını öğrenmiş oluyoruz. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre mitoz bölünme sırasında gerçekleşen evreler şunlardır. Bak, evrelere bakalım abicim. Evrelere bakalım. Bak, şurası profaz. Değil mi? Bak, şurası profaz. Şurası iki anaya ayrıldığı için, bak, burası anafazdır çocuk. Hatta telofaz. Burası telofaz. Ayrılmış artık, tamam mı? Hatırlayın, hatta şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim, oradan iş yapalım. Bak, bir profaz, metafaz, anafaz ve telofaz, tamam mı? Bir profaz evresinde sentriyoller karşılıklı kutuplara çekilir, iyi ipliği oluşurdu. Çekirdeğin içerisinde normalde iplikçik halinde bulunan DNA nasıl kısalıp kalınlaşıp bölün emriyle birlikte kromozomlar meydana getiriyordu. Sonra çekirdekçik ve çekirdek zarı kaybolarak bunlar gelip sentromerleri vasıtasıyla gelip profazda tutunuyordu, iyi ipliklerine tutunuyordu. Metafaz dediğimiz safha, bak, metafaz dediğimiz safha kromozomların ekvatoral bölgede toplanmış haliydi. Anafaz dediğimizde karşılıklı kutuplara kardeş kromatitlerin çekilmesiydi. Olay bu kadar basit bak. Telofazda şunun tam tersi. Artık iyi, mesela normalde böyleydi ya. Normalde böyle. Şu da böyle.
Burada nasıl iyipliği oluşuyorsa buradaki şu iyiplikleri ortadan kalkar. Burada çekirdek zarı eriyorsa burada çekirdek zarı tekrardan oluşur. Bak, bir hücrenin içinde iki tane çekirdek görüyorsan bu telofazdır. Ayrılmış yapılar görüyorsan bu metafazdır. Ortada toplanıyorsa, pardon, bu anafazdır. Ortada toplanıyorsa metafazdır. İlk meydana gelen çekirdek ve çekirdekçik ve kromatin iplikçik görüyorsan bu da profazdır abicim. Olay bu kadar basittir. Yani önce böyle ol, sonra ekvatorda toplan, sonra kardeş kromatitler ayrılsın, sonra etrafında tekrardan ipliği oluşsun. Bunun sonra tekrardan çekirdek zarı oluşsun. Bunun sonrasında da stokinez. Zaten ortadan ikiye bölünüp bir hücreden iki tane hücre meydana gelmiş oluyor. Ekvatoral bölge ise bu metafaz. Hemen yazdım bak, bu metafaz. Ayrılmış görüyorsam telofaz. Karşılıklı kutuplara çekilmiş görüyorsam anafaz. Burası da ne oldu, ne kalıyor geriye? Profaz. Bitti, bu kadar. Yani C ile başlayacağım. C A D B. C A D B. Al sana doğru cevap Ceyhan. Gördün mü abiciğim? Olay bu kadar basittir. Bunu ezberle ama. İlk önce buralarda, aralarda işte sentrozomlar karşılıklı kutuplara çekilecek. İpliği oluşacak. Kısaldı, kalınlaştı. Kromozomlar çekirdek zarı, sonra şurası eriyecek. Bak, kesik kesik göstermiş. Sonra ekvatoral bölgede toplanacak. Sonra ayrılacak. Sonra ayrıldığının etrafında yeni bir zar oluşup hop böylece meydana gelmiş olacak. Bu bitki hücresi olduğu için en son telofazdan sonra Golgi tarafından ortada bir şey, ara lemel oluşturacak. Ve bu ara lemel dediğimiz selüloz. Çünkü bu da selüloz hücre duvarı. Hop böylece bir hücreden iki hücre meydana gelmiş olacak abiciğim. Bakalım bir başka soruya. Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen olayların bazıları şunlardır. Bu olaylardan hangileri anafaz evresinde gerçekleşebilir demiş. Bunlardan hangisi anafaz evresinde gerçekleşir demiş. Bakalım. Anafaz evresi dediğimiz zaman. Anafaz evresi neydi? Bir kere daha şöyle gösterelim. Şurası profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Profaz evresinde sentriyoller karşılıklı kutuplara çekilip ipliği oluşuyordu. Çekirdek zarının içerisinde kromozomlar, yani kromatin iplikçi kısalıp kalınlaştı. Kromozomlar meydana geldi, sonra eridi. Bu kromozomlar geldi, sentromerleri vasıtasıyla tutundu. Metafazda ekvatoral bölgede toplandı. Anafazda kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara çekildi. Bitti, bu kadar. Bak, mitoz budur işte, gördün mü? Karşılıklı kutuplara çekildi. Yani anafazda bana bunu soruyor. Karşılıklı kutuplara çekilmeyi soruyor. Hangileri anafaz evresinde gerçekleşir? Kromozomların sentromerleri ayrılır. Eyvallah, normalde kromozomlar böyleydi. Şurada sentromer vardı ya. Bak, bunlar ayrılacak ki bir tanesi yukarı, diğeri aşağıya gelsin. Eyvallah, sentromerler ayrılıyor. Kromozomlar kinetokorları ile iyi ipliklerine bağlanır. Bu profaz evresiydi arkadaşlar. Hatırlayın, bu profazdı. İyi iplikleri kaybolur. Bu telofazdı. En son çekirdek zarı eriydi. Bu da profazdı. Erimesi, bu da profazdı. Gördüğünüz üzere bana neyi soruyor? Hangileri anafaz evresinde gerçekleşir? Sadece Adana anafaz evresinde gerçekleşir. Doğru cevabımız budur abicim. Güzel bir soru. Her şeyi özetleyeyim. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hayvan hücresi. Yani ne diyor? Bunun karaciğer hücresini çizmiş. 4 tane kromozomunu var demiş. Bana bunu söylüyor. 2N derken ne diyecektik abicim? Karaciğer, böbrek, dalak. Yani N kromozomlu neydi? Sperm ve yumurta dışında kalan her şey 2N. Bana onu söylüyor. 2N kromozomunda 2N'li bir hücrede diyor. Yani göz hücresinde diyor 4 kromozom vardır diyor. Bana onu söylemiş. Bak, vermiş, böylece göstermiş. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin anafaz evresi. Hop, bak, anafaz neydi? Karşılıklı kutuplara çekilme. Diğerlerini yazalım hemen. Şurası neydi abicim? Bak, burası telofaz. Hatta burası sitokineze gelmiş artık. Bak, boğumlanmaya başlamış, sitokineze gelmiş. Bu metafazdı. Bu artık şu hali, bak, parçalanmış hali, gördün mü? Yarısı gelmiş. Bunun yarısı hali. Bu da ilk baştaki profaz hali. Olay bu kadar basit. Tamam mı? Bana anafazı sordu. Karşılıklı kutuplara çekilen kromatitleri arayacaksın, duracaksın. Doğru cevabımız C. Bitki ve hayvan hücresinin mitoz evrelerinde aşağıdaki olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir? 1. Telofazda sitoplazma bölünmesinin başlaması demiş. Sitoplazma bölünmesinin başlaması. Hangisi? Telofazda sitoplazma bölünmesinin başlaması. Şimdi buraya hayvanı çiziyorum. Şöyle hayvan hücresinin telofazını çizeyim buraya, tamam mı? Geldi. Şu da bitki hücresi. Dışarıda böyle şey var, hücre duvarı var.
Ondan sonra hücre var, çekirdek var. Hücre var, çekirdek var. Tamam, süper. Şimdi bak, bir hayvan hücresi sitoplazma bölünmesi gördüğünüz gibi boğumlanmayla gerçekleşirken bitki hücresinde ara lamelle gerçekleşir. Yani birbirinden farklı gerçekleşir. Ortak değildir. Gördüğünüz gibi birli olanı atıyorum. 3 kesinlikle doğru. 2'ye bakarak yorum yapacağım. İyipliklerinin kromozomlarının sentromer bölgesinde kinetokorlara bağlanması ortaktır. Eyvallah. İyipliklerini oluşturan sentriyollerin eşlenmesi. Bak, bu soruya sakın düşme. Üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Hayvan hücrelerinde sentrozom varken bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. Yani sentriyol eşlenmesi falan bitkilerde yoktur. Sakın unutma. Düşme bu soruya. Yani bu soru zaten kimin bitki, kimin hayvan olduğunun kesinlikle kanıtıdır. Sentrozom varsa hayvan ama yoksa bitki abicim. Bitti olay, bu kadar basittir. O yüzden bu da ortak olarak gerçekleşmez. Ortak olarak gerçekleşen sadece sentromer bölgesindeki kinetokorlara bağlanmasıdır. Anlaştık mı abicim? Sakın düşme bu soruya. Bu soruya sakın düşme. Yani bitkilerde sentrozomun olmadığını bileceksin abicim. Tamam mı? Bölünmeye hazırlanmakta olan bir hücrede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Arkadaşlar, bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Böyle detaylı detaylı anlatacağım. Yani interfaz son derece önemli bir safhadır. Böyle kısaca değinilmeden geçilmesini istemiyorum. O yüzden detaylı bir şekilde anlatacağım bunu. Ve burayı çok iyi dinle. Bundan sonraki videoyu mutlaka izle ve çok iyi notunu al. Yani interfazı başlı başına anlatacağım abicim. O yüzden bir sonraki videoda anlatacağım bunu. Bir sonraki videoda interfazda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aynı zamanda istediğiniz bir konu, anlamadığınız bir yer varsa bize YouTube'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyu anlamadım veya biraz daha soru çözümü veya şu konuyu yapabilir miyiz diye bize belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.